Olgunlaştıktan sonra peki nasıl bir değişim oluyor meyvede? Nasıl anlıyoruz olgunlaştığını? Meyvenin yeşilden kırmızıya dönüşüyor. Kırmızı renge döndükten sonra çatlama meydana geliyor. Erdemli ilçesinde meraklı üretici Arif Doğan tarafından önce saksılarda, ardından da bahçede yetiştirilen Peru elmasının yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Yumurcuklarımız geliyor. Bunlar olgunlaşan şu anki meyvelerimiz. Bu yani aynı şekilde her aşamasını görebiliyoruz. Bu yeni dönmüş. Evet. Bu yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Üçüncü yaşında meyveyi veriyor. Evet, veriyor aynen. Güney Amerika kökenli Peru elmasının yaygınlaştırılması için Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik ekibi Doğan'ın bahçesini ziyaret ederek incelemede bulundu. İnceleme sonrasında diğer tropikal meyvelerden daha lezzetli olan Peru elmasının proje ile deneme parseli kurulmasına karar verildi. Serada ve açıkta da yetiştirilebilen meyvenin özellikle örtü altında üretilen ejder meyvesiyle çok dikenli olduğu için zahmetli olan Hint incirine alternatif olabileceği kaydedildi. Aynı zamanda atıl araziler ve süs bitkisi olarak da değerlendirilmesi mümkün olan Peru elması için ilk resmi deneme parselinin kısa sürede hazırlanacağı aktarıldı. Ürün alınan meyveleri yerinde inceleyen Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, açıkta güzel verim aldıklarından bahsetti. Arif Doğan'ın Peru elması deneme parselindeyiz. Peru elması şu an burada da görüldüğü gibi kaktüs yani kumu seven tropik bir meyve. Erdemli ilçemizde Arif Doğan isimli üreticimiz tarafından denendi. Deneme şeklinde şu anda gördüğünüz gibi saksıda açıkta çok güzel verim verdi. Peru elması yetiştirmek için ejder meyvesindeki gibi örtü altına gerek olmadığını da aktaran Yıldız, Peru elmasıyla ilgili bir deneme parseli kurma çalışmasına başladıklarını söyledi. Gene aynı bitkiyi örtü altında da üreticimiz denedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerince yaptığımız inceleme ve çalışmada ejder meyvesi ve Hint incirine alternatif olabileceğini düşündük. Gerçekten çok güzel bir bitki. Bir çeşidi var şu an bu deneme parselimizde. Bir tanesi dikenli olan ama dikenler sadece anaç gövdede. Meyvede diken yok. Meyve aroma olarak Hint incirine göre çok daha lezzetli. Çekirdek var ama tüketim esnasında onu hissedemiyorsunuz. Bu Peru elmasında üreticimiz de denemiş. Görüyoruz açıkta saksıda güzel verim alındı. Şimdi örtü altında denemesi de yapılıyor. Yani açıkta atıl arazilerin değerlendirilmesinde ejder meyvesi ve Hint incirine alternatif olarak bu ürünün yaygınlaştırılmasını biz İlçe Tarım Müdürlüğü olarak destekliyoruz ve teknik konularda da gerekli desteği üreticimize vereceğiz. Üretici Arif Doğansa bir ağacın yaklaşık 30 tane meyve verdiğini, deneme üretimine başladıklarını aktardı. Peru elmamızın iki farklı parselde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Birinci denemelerimiz bu saksılarda dışarıda dış ortamda açıkta yetiştirdik. İkincisini de sera ortamında yetiştiriyoruz şu an için. Verimi ortalama bu görmüş olduğunuz ağaç 20'nin üzerinde, hatta şu anda yaklaşık 30 kadar meyve verdi bu ağaç. Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğümüzle beraber teknik çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda deneme üretimlerine başladık. İnşallah bunları yaygınlaştıracağız.